vermeyi düşünüyorsunuz? Tercih yok şimdi. Efendim? Şimdi tercihimiz yok abla. Yok mu? Kimi yok. Görmek istiyorsunuz belediye başkanı olarak? Ablam hepsi bir. Hepsi bir. Hangisine verelim? Nasıl hepsi bir? Ondan hepsi sonra. Bir. Ablam iyi. Hangisi bir şey yaptı Mersin'e, Akdeniz'e, şuraya? Kimse bir şey yapmadı ki. Kime oy vereceğimizi şaşırmışız zaten. Yani öyle değil. Hiçbirisi çalışmıyor diyorsunuz. Çalışma yok ablam. Baksana şuradaki kaldırıma. Geçen yıl yaptılar. Hani bir çalışma. Günde 10 tane insan düşüyor burada. Şu kaldırımın önüne gidin. Çekin orayı bakalım. Bakalım yapmış mı yapmamış mı? Şu caddeyi kapatmış, şuraya kaldırım yapmış. Hangisine oy vereceğim? Akdeniz'e mi verelim yoksa şeye mi verelim? Büyükşehir'e mi verelim? İkisi de hepsi bir. Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti tabii ki. AK Parti Hilmi Tuna diyorsunuz. Evet. Neden AK Parti? Kalbimiz, gönlümüz AK Parti. Hamit Tuna'yı. Hamit. Neden Hamit Tuna? Hamit Tuna çok başarılı. Seviyoruz. Mersinliyiz. Evet. O yüzden. Yakın köylüyüz. Fark etmez bizim için ya. Kimi görmek istiyorsunuz belediye başkanı olarak? Hamit Tunay. Hamit Tunay'ı görmek istiyorsunuz. Evet. MHP'den. Efendim? Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hamit Tunay'a. Hamit Tunay'ı görmek istiyorsunuz belediye başkanı olarak. Evet. Neden? Vallahi herhalde üç ili alınan uğruna. Başka bir şey için değil. Ben CHP'ye. CHP'ye vereceksiniz. Neden CHP? Öteden beri o. Atadan kalma yani başka bir şey değil. İyi çalışacağına inanıyorsunuz. İnanıyoruz. İnanmasak zaten vermeyiz. Evet. Sağlam, dürüst, temiz. CHP'nin içinde bence diyebilirim Mersin'den temiz aday bu. Evet. Hiçbirini görmek istiyorsunuz belediye başkanı olarak? Hiçbirini görmek istemiyorum. Neden hiçbirisi? Siyaset artık insanların inancı kalmadı ki. Hiç kimse verdiği sözü yerine getirmiyor. Hiç kimse dediğini yapmıyor. Yani yapan bir tane siyasetçi varsa çıksın söylesin. Ben desin verdiğim vaatleri yerine getirdim. Ben vatandaş olarak artık sandığa gitmek bile istemiyorum. Daha önce kime oy veriyordunuz peki? Daha önce ben belli bir belediyede belli bir adaya oy vermedim. Şöyle her seçim baktım. İnsanların yani verdikleri vaatlere göre oy verdik. Anladım. Oy verdiğimiz yerlerden de memnun kalmadık. Hani her adaya oy verdik. Evet. Ama memnun kalmadık. Şu anda bakıyorum. Alt takka verkula. Değişen bir şey yok. Onun için sandığa gitmeyi bile düşünmüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Oldu, iyi günler, kolay. Kim görmek istiyorsunuz belediye başkanı olarak? CHP'de birini görmek istiyorum. Vahap Seçer'i görmek istiyorsunuz. Tabii. Neden? Diğerleri biraz daha böyle menfaatçi gibime geliyor. O yüzden. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle de konuşalım. Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yerel seçimde ben CHP'ye oy vereceğim. Vahap Seçer'e vereceksiniz. Evet. Neden Vahap Seçer? Ben Atatürkçüyüm. Yani kendimi bildim bile Atatürkçüyüm. Bu yüzden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? CHP'yi göreceğiz. Kimi göreceğiz? Vahap Seçer'i görmek istiyorsunuz. Neden Vahap Seçer? Var mı başka? Alternatif var mı? CHP yani. Vahap Seçer de CHP. Mersin'de Vahap Bey'i görmek istiyoruz. CHP'nin adayı. CHP'nin neden? Adayı evet. Daha önceden tanıdığımız birisi. En azından Mersin'e yakışacak birisi. İnşallah olur. Hayırlısı olsun. İnşallah. Siz ablacığım? Ben sorry. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Kendimi görmek istiyorum. Kendinizi istiyorsunuz. Evet. Neden kendinizi, diğerlerini istemiyorsunuz? Olamıyorum. Param yok çünkü. Memnun değilsiniz şu an. Memnun değilim. Hiçbirinden memnun değilim. Parası olan ne yazık ki belediye başkanı oluyor. Ben kendim mimarım. Fakat en belediye başkanı olmak durumunda olanlardan biri benim. Mesleğim icabı. Fakat olamıyorum. Neden? Ben size sorayım. İşte şimdiki bu içinde bulunduğumuz ortam bu. Parası olan düdüğü çalıyor ne yazık. Çok teşekkür ederim. Oldu. Ağzınıza oldu. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de diye soruyoruz. Size soralım mı? Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de? Hamit Tuna. Belediye başkanı olarak Vahap Seçer. Vahap CHP'nin adayı. Neden? CHP. Yani biz ailece CHP'liyiz. Onu sevdiğimiz için Vahap Seçer. Çok destekliyoruz yani. Ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Hamit Tuna. Hamit Tuna MHP'nin adayı. Neden Hamit Tuna? Yerli çocuğumuz. Kendi çocuğumuz. Siz abicim belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de? Biz mi? Hangisi şehri yönetirse o gelsin. Diyorum. O gelsin. Hangisi yönetebilir işte sizce? Bence menfaatçılar olmasın. Gerisi gelen kim olursa olsun şehri yönetir. Evet. Önemli olan halkımıza hizmet etmek. Bina yapmak değil, yol yapmak değil. Önce eve ekmek gitsin. Eve ekmek gittikten sonra her şey yerine gelir. Kesinlikle.
paramız çarçur sağa sola, yemeciler yemedikten sonra hepsi bir araya gelir. Öğrencilerimiz okusun. Öğrencilerimiz, üniversite öğrencileri boş kalmasın. Çünkü o aile o kadar emek veriyor, çocuğunu okutuyor. Bir de arada boş kalırsa olmaz. Sadece imam hatiplere göndermek tamam. Biz bir şey demiyoruz, saygı duyuyoruz. Fakat yalnız önce okumak bilim adamı lazım bu memlekette. Önce ekmek gelsin, fabrika kurulsun, insanlar boş kalmasın. İnsanlar bir araya güzel geçinsin. Ailece boşanmalar da olmaz. Ne konuşalım mı? Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Hamit Tunay. Hamit Tunay. Biz yabancı. Ne konuşalım mı? Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de? Of, sıra bakma ben fazla Türkçe bilmiyorum ama ben Suriyeliyim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen de. Gençler oy kullanıyor musunuz? Evet. Şimdi bir saniye durun bir ben soracağım. Ben internet atma adayım. Atalım gel size gelin. Yok internet atma. Neden? Yerel seçimde kime oy vermedi? Yerel seçim ne yani abla? Belediye seçimi. Belediye seçiminde. Ben Adanalıyım valla. Adanalısın. Adanalım. Siz? Biz de Adanalı. Adanalısınız. Siz abicim belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de? Adı nedir? Soralım mı? Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de? Mersinli birisini görmek istiyoruz. Hı hı. Evet, benim düşündüğüm eski Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna. Hamit Tuna diyorsunuz. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Teşekkürler. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz Mersin'de? Siz hangi kanalsınız? Bağımsızız biz. Tamam, Vahap Seçer'i görmek isterim. Neden Vahap Seçer'i görmek istiyorsunuz? Ya siyasi partisi nedeniyle. Hı hı. CHP'den olduğu için. Evet. Burhanettin Kocamaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun Oğlum, muydunuz ondan? Pek memnun değilim. Evet. Nelerden mesela memnun değildiniz? Ya her tarafı inşaat alanına çevirdi. Yani bu bayağı sıkıntıya soktu. Evet, ulaşım sıkıntısı özellikle şehir hastanesi ve otogara. Otogara evet. Ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Ciddi sıkıntılar var. Bu yüzden ben pek memnun değilim. Evet. Siz de mi aynı şekilde Vahap Seçer aynı, diyorsunuz? Aynı Vahap Seçer diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ediyor musunuz? Teşekkür ederiz. Vay be ablaya bak sen. Ablamızı takip ediyormuş. Soralım mı? Belediye başkanı olarak kim görmek istersiniz diye soruyoruz. Sayın madalyalı. Böyle şeyler özeldi diye düşünüyorum. O yüzden söylemek istemiyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizinle konuşalım abicim. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz Mersin'de? Biz... Hamit Tuna'yı görmek isteriz. Neden Hamit Tuna? Cumhur İttifakı olduğu için. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz Mersin'de? Bacım ne işin var ama. Bindim çıktı suç. Bindim çıktı suç. Hamit Bey'i görmek isteriz. Hamit Tuna diyorsunuz MHP'nin evet. Adayı. Neden Hamit Tuna? Hizmetlerini gördüğümüzden olabilir. İnandığımız için Hamit Tuna diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz abicim belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz diye soruyoruz. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Türkçe mi yoktu kusura bakma. Tamam. Ablacığım size soralım mı? Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Hiçbirini. Ben neden hiçbirini? Hepsinin canı cehenneme. Sizinle konuşalım mı? Hangi konuda? Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de? Yabancı olduğum için bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Hamit Tuna. Hamit Tuna, neden Hamit Tuna? Çünkü çok değerli şeyler yaptığı için. Hizmetleri. Evet, hizmetleri iyi yani. Bizimle konuşalım mı? Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben yabancı soruyor. Tamam, sağ olun. Siz yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Suriyeli. Ne kadar çok soruyorum. Yani hangi partiyi mi tutar? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kime? O Allah'la Büyükşehir benim aramda kalsın ya. Kim daha iyi çalışır sizce Büyükşehir için? Yani hangisi iyiyse o çalışsın. Yorumum bu kusura tamam, bakmayın. Teşekkür. Mersin'de belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Hamit Tuna. Hamit Tuna. Neden Hamit Tuna? O bir tane. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz Mersin'de? Kim olsun istersiniz? Vallahi ben başkan adaylarını fazla tanımıyorum. Tanıyorum da aslında. Hani MHP'nin adayı Hilmi, tamam. Hamit Tuna. Hamit Tuna'yı da tanıyorum. Ben Vahap'ı tanımıyorum.
Fakat hükümete bir tepki olsun diye hükümete muhalif birisi gelirse ben sevineceğim. Daha önce hükümete mi oy veriyordunuz? AK Parti'ye vermiştim, vermiştim ama pişman da oldum yani. Neden ben, pişman oldunuz? Ben, kızım bak ben emekliyim. Bunlar hükümet olmadan evvel benim aldığım maaş 20 tane çeyrek altın ediyordu. 5 tane etmiyor şimdi. 72 kilo et alabiliyordum yani kafam çalışır onlara. Yarısını ancak edebiliyor. E ben nasıl edeceğim? Benim için nasıl iyi olacak diyeceksin ki? Başkaları zengin olmuş. Vatandaşı en çok ilgilendiren ekonomidir, ekonomi. Yoksa savunma güçlüymüş, efendim polis böyleymiş. Ben ilgilendirmiyor. Onun savunması bakanı var, İçişleri Bakanı var, savunma bakanı var. Ben aldığımla, kazandığımla geçinebiliyorsam, boş kalan işçi de bir iş bulabiliyorsa en güzel ülke bu. Yoksa yok o bağırmayla, çağırmayla, dövüşmeyle böyle devlet olmaz. Bir devlet başkanı komşularla geçinecek. Bir apartmanda eğer 20 kişilik, 20 dairelik apartmanda 18 kişiyle dövüşüyorsa bir adam kimde kabahat olur? 18 kişi de olmaz herhalde. Ben böyle düşündüğüm için de ben hükümete yakın hiçbir sıra ben vahapa vereceğim. Tanımıyorum, hiç de görmedim adamı. Ne yapacağını bildiğim yok. Yani hükümete tepki olsun diye vereceğim.